çok güzel. İçelim Bay Kadri, içelim. Başarınıza Bay Kadri. Daha nice işlere Bay Joseph. Yanan gazinonun şerefine içelim. Küçücük bir kibitten çıkan alevle 2 milyon senin cebe, 2 milyon da benim cebe girecek, tamam mı canım? Bravo Bay Joseph! Bir defada bildiniz! Para ne tatlı değil mi Bay Joseph? Elbette Bay Kadri! Bütün dümenler para üzerine dönüyor ya! Çok haklısınız Bay Joseph! Hadi geç kalma! Genç ve güzel kızını evde yapayalnız bırakma Bay Joseph! Suzy yalnızlıktan sikilmez! Ona paradan haber versen, bilemezsin ne namuslu bir kızdır, adeta koklanmamış bir çiçek! Me, canım! Yatın, yine mi sen be? Kapıda Osman, pencerede Osman, yatakta Osman, yeti be! Heyecanlanmayın Müsyü Joseph, çünkü sigortanız yok! Tabancam nerede? Tabancamı getirin! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Öldüreceğim seni! Şunlara bakın, bir sürü ödeme tezkeresi! Batacak bu şirket, batacak! Şimdiden herkes başının çaresine baksın! İş arayın kendinize beyler, iş! Gelmedi mi? Hayır efendim, gelmedi. Gelmez, tabii gelmez! Malımı bilmez miyim ben? Şimdi kim bilir hangi fındığın koynundadır? Osman! 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 Allah'ın belası Osman! Yedim seni Osman! Ajanlarımız maalesef doğru dürüst çalışmıyorlar. Perde arkası bir yığın pislik, bir yığın fırıldak. Evini yakana ver para, gazinosunu yakana ver para, bizi enayi yerine koyan alıyor tazminatı. Osman iyi ajandır, hoş çocuktur dedik. Bağrımıza bastık, o da bok çıktı. Batacak bu şirket, batacak! Osman, 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 Osman! Buyurun Şevket abi! Güvenilir bir ajan olarak bundan 3 ay evvel sigortası yapılan gazinocu Arnavut Kadri'nin poliçesini sen hazırladın değil mi? Evet, ben hazırladım abi. Şimdi söyle bakayım, Silivri Kapı mezarlığında mı daha rahat edersin yoksa Mevlana Kapı'da mı? Hı? Şakanın sırası mı Şevket abi? Çıkar şu baklayı ağzından. Herifçioğlu gazinoyu çatır çatır yakmış, şimdi sigorta parasını istiyor, şakası var mı bunun? Bu iş için raporumu vermiştim. Arnavut Kadri bu, sabıkalının biri. O Arnavut Kadri ise ben de tilki Şevket'im, anladın mı? Kül yutmam ben! Bana ne buzluyorsun be abi? Sana değil! Bu şirketi idare eden beyinsizlere bozuluyorum. Yaşa be Şevket abi! Ben de bana kızdın zannettim. Yıvıma! Şimdiden tezi yok, koyul işe! Yangın yerini iyice tetkik et! Bu işin içinde muhakkak bir bit yeni var! Baş üstüne abi! Sen üzme tatlı canını! Evelallah ben her işi hallederim! Elimden kuş uçar ama sinek kaçmaz! Bilirsin beni abicim! Osman! Bir gün şu kadınlar senin başını yiyecek! Bu işte falso istemiyorum, anladın mı? Yapma be abi! Olur mu? Onlarsız olur mu? Olur mu? Konuş bebeğim, seni buralara hangi rüzgar attı? Karayel! Yo yo, Yıldız Poyraz karışınca alabalık! Yelkensiz tekne seni! Haddini bilmeden bu işlere nasıl burnunu sokarsın? Söyle kimin hesabına çalışıyorsun? Hiç kimsenin! Ama bakıyorum hep iyi korkuttum sizleri! Bana Arnavut Kadri derler, kimseden korkmam ben! Anladın mı? Hadi konuş! Konuşacak bir şey yok! Tam Hayat Sigorta şirketi ajanıyım! Yanan gazinomuz hakkında tahkikat yapıyordum, hepsi bu! Halbuki size yardımcı olmak isterdim, tabii karşılıklı anlaşmamıza bağlı! Yardımına ihtiyacımız yok, seninle niçin anlaşacakmışız? Sigorta kolay kolay para vermez adama!
Yangını sahtekarlık yaparak çıkarttığınızı anlamak çok mu zor zannediyorsunuz uyanıklar? Ama ben bu tahkikat işini yürüten ajan olarak bazı meseleleri halletmesini çok iyi bilirim. Söylediğim gibi anlaşmamız şart. Bu yakışıklı laflar fena değil. İyi oynuyorsun bebeğim. Baba mesleğimdir. Şu nazik vücudunu belediye imamına teslim edelim mi? Sizin için biraz masraflı olmaz mı? Seninle anlaşacağız galiba. Yalnız daha önce patronla görüşmemiz lazım. Ha. Demek bir de patronunuz var ha? Fazla merak, kabızlık yapar aslanım. Misafirimize yol gösterelim mi? Koçma bebeğim, şimdi sıra sende. Hani az önce benimle anlaşabileceğinizi söylüyordunuz? Bana bir kötülük edersen, patronum bunun yanına koymaz seni. Kurnaz tilki avcısını çuvala sokarmış. Ulu dedem böyle derdi. Kim bu patron? Bunu öğrenmiş olman sana fayda getirmez, onunla baş edemezsin. Parlak zekanın spor toto yasakla. Kim bu adam? Adı Esat. Kere Esat derler. Nerede bulurum onu? Dört pot. Pas. Rest. Gördüm. Helal Bahtiyar Baba. Vay vay zamparalar kralı, nerelerdesin be? Anlatırım. Seninle konuşacaklarım var, gelsene biraz. Beni boş verin çocuklar, oynamıyorum artık. Baba, sana birini tarif edeceğim. Kim olduğunu söyleyeceksin. Bu yaştan sonra bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca mı oynayacağız? Onun gibi bir şey. Desene başın belada. Öyle. Ama bildiğin gibi değil. Sor bakalım. Adı Esat. Kel Esat derlermiş. Kim bu adam? Tırtıl bir tiptir. Jigolodur. Birkaç zenginin kotrasında kaptanlık yaptı. Uzun boyludur. Kafası tıraşlı dolaşır hep. Şimdi patronluk yapıp kirli işler çeviriyor. Bana bak, dikkatli ol, tehlikelidir ha. Nerede bulurum onu? Böyle de yatılmaz ki. Bana mı söyledin? Yo, hayır. Kendi kendime. Çok sevdiğim bir şiirde de. Kimi istiyorsunuz? Kenan Bey. Ben sigorta ajanıyım. Bir iş konuşması için görüşmek istedim. Aa, demek ajansınız. Buyurun, oturun. Evet. İsterseniz bu şahane vücudunuzu da sigorta edelim. Ayrıca şirketimiz sizce değerli olan her şeyinizi sigorta edebilir. Mesela? Mesela otomobil, ev, kotra... Evet, evet, kotra gibi daha nice önemli olabilen her şey. Memnun olmadınız mı hanımefendi? Müsaade ederseniz piyano hocama gidiyorum. Peki, geç kalma. Köşkün her türlü sigorta işleriyle Kenan Bey uğraşır. Ama şimdi burada değil. Ya siz? Siz neyle uğraşırsınız? Çok sual soruyorsunuz. Kenan Bey'i iş yerinde bulabilirsiniz. Aradım bulamadım. Bu sebeple sizi burada rahatsız ettim. Bu kadar önemli olan neymiş? Mukavelesi sona ermek üzere. Biliyorsunuz hayat sigortası çok önemli bir iştir. Özür dilerim, adınız? Ya sizinki? Osman. Osman Kartal. Benim adım da Selma. Memnun oldum Selma Hanım. Kenan Bey'in sigortası ne kadardı?
500.000 lira. Bu gece Kenan Bey'le konuşurum. Teşekkür ederim. Ama size zahmet olacak. Yok, hayır. Cevabınızı ne zaman alırım? Yarın telefon edebilirim. Zahmet etmeyin. Ben tekrar gelirim. Şu zavallı gözlerim biraz daha bayram eder. Gerekirse ben çağırırım. Selam küçük hanım. Gideceğin yere kadar götüreyim mi? Neden annen senin gibi bir kıza sert davranıyor? Cevap vermeyecek misin? Annem değil o benim. Ya, öyle mi? Peki kim? Bilmiyorum. Sen mahalle muhtarı mısın yoksa sayın memuru mu? Seni tanıdığıma sevindim cicim. Bana cicim demeyin. Adım Nilüfer. Peki Nilüfer. Seninle arkadaş olalım. Oğlum Osman, vazgeç şunlara sürtünmekten. Tekin bir aileye benzemiyorlar. Madenci Kenan Bey, Civelek Selma, cicim Nilüfer ve de Kelesat. Enteresan. Anlaşıldı. Köşke gelip Selma ile konuşan, yangın yerinde tahkikat yapan aynı adam. Senin elinden kurtulacak kadar da bilekli demek. Ama... Bana telefon edecek kadar zeki olman hoşuma gidiyor Selma. Başladığımız bu işe gene beraber devam edeceğiz. Bana yardım edeceksin. Ben yokum bu işte Esat. Neden? Yeteri kadar bulaştırdım pisliği. Dayanamayacağım artık. Serbest bırak beni. Telefon edeceksin Osman'a. Kenan'ı ortadan kaldırmama yardımcı olursan serbest kalırsın. Yalan, yalan! Hep yalan söylüyorsun. Kenan Bey'in karısının ölümünden sonra da serbest bırakacağına söz vermişti. Unutma ki o kazanın tek görgü şahidi de sendin. Polise yapılacak en ufak bir ihbarda bu güzelliğin demir parmaklıklar arkasında söner. Hem sonra bu yavruya... Yazık olmaz mı? Annesiz ne yapar o? Kim bağrına basar onu? Hı? Kim öper? Kim okşar? Ha? Dugul 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 dugul! Bak, ne kadar da iyileşmiş, tombullaşmış! Ne yapalım? Annen seni düşünmüyor, inat ediyor! Ne dersin, anneni dövelim mi ha? Ne konuşacağını sen benden iyi biliyorsun. Alo, Osman Bey! Ben Selma! Selma mı? Hangi Selma? Hatırlayamadınız demek. Evet! Kenan Bey'le o sigorta işini konuştum. Sizinle bazı meseleleri görüşmem lazım. Ne zaman emrederseniz hemen gelirim. O eşsiz vücudunuzu tekrar seyretmek benim için dünyalara bedeldir. Çok naziksiniz. Bugün görüşelim. Beyoğlu tarafındayım. Nasıl yapsak acaba? Sizin evde mi? Bilmem ki. Tamamdır. Pekala. Tabii gelirim. Adresiniz? 4. Levent, Akasyalı Sokak, 51A. Bekliyorum Selma Hanım. Oğlum Osman, vaziyetin pek yaman, iyice arkana yaslan. Bu işte bir dalga var, acele kafanı kullan. Yoksa halin pek yaman. Sizi beklediğim her saniye bir asır gibi geldi bana. Çok çapkınsınız Osman Bey, ama ben sizinle iş konuşmaya geldim. Demek kocanızla görüştünüz. Kenan Bey'le evli değiliz biz. Güzel.
Güzel olabilen her şey bu defa biraz değişik olacak Osman Bey. Ne gibi? Mesela... Kenan Bey'e yüksek bir para karşılığı sigorta ettirmek. Ayva! Ne güzel kadın. Kenan Bey zengin bir insan. Taksitleri kolaylıkla ödeyebilir. Madencilik yapıyordu değil mi? Evet. Krom madenleri var. Sık sık kuyuları otomobiliyle teftişe gider. Otomobilini hep kendisi kullanır. En büyük tutkusudur bu. Bütün ısrarlarımıza rağmen şoför kullanmak istemiyor. Böylesi daha en niyetliymiş. Meraklarından biri de son derece süratli araba kullanmak. Böylesine tehlikeli tutkuları olan bir iş adamının sigorta olması lazım pek tabii. Düşüncelerim yanlış mı? Yoo. Kenan Bey'le konuşur ikna ederim. Mesleğim bu benim. Bilmem ki. Bu mesele üzüyor beni. Sanki ölmesini, sigorta parasının bana kalmasını istiyormuşum gibi gelecek Kenan Bey'e. Yanılmıyorsun Osman. Güzel. Aynı zamanda zeki kadın. Tazminatı sizin üzerinize mi yapacağız? Evet. Allah de, yanılmıyorsun dedik Osman, güzel kadın. Kenan Bey'in bunlardan haberi olmayacak değil mi? Evet. Peki, bu işin nasıl yapılacağını düşündün mü? Evet. Zeki erkeksin sen. Çok kolay halledersin. Hizaya gel oğlum Osman, hemen Feeble'dan. Biraz daha zırvalarsan senin halin pek yaman. Kenan Bey'i yüksek bir ücretle sigorta ettirmek ve tazminatı kendi üzerinize yaptırmak istediğinize göre bir yolu var bunun. Nasıl bir yol? Acele etmeyin. Başka bir şekil daha düşünüyorum. Beni dikkatle dinleyin. Şu üstte gördüğünüz sigorta poliçesini Kenan Bey'in şüphelenmeyeceği bir şekilde dolduracağım. Alttaki ikinci ise senin adına olacak. Bu da ayrıca veraset için kullanılan evrak. Bunu da senin adına doldurup üst üste koyacağım. Üçünü de aynı zannedip imzalayacak. Sonra birincisini yırtıp atınca... Allah korusun, başına bir felaket geldiğinde... sigorta parasıyla ve bütün varı yoğu senin. Ah, Osman Bey! Ne kadar iyisiniz! Bütün bunları yapabilecek misiniz? Biraz çapraşık bir yol ama... Peki, okşamayacağım. Hayır, hayır okşa beni Osman! Okşuyorum yavrum. İyi okşa beni Osman! İyi okşuyorum canım. Kim bu Esat? Bırak şimdi Esat'ı! Bıraktım yavrum. Öldürdün beni Osman! Öldürdün beni Osman! Günlerdir neredesin? Abi! Kes! Kadri namussuzu gırtlağıma yapışıyor para diye sen karılarla ding atıyorsun! Abi! Başlatma abinden! Bak Osman, bu işimizi ağzına, yüzüne, gözüne bulaştırmadan temize çıkarmalısın. Yoksa tanırsın beni. Sen de beni tanırsın Şevket abi. Hem Arnavut Kadri'nin hem de daha başkalarının kuyruğu titreyecek. 3-5 gün sabret, sonra şenliği seyret. Nebahat, odama gel, sana söyleyeceklerim var. Aslanım Osman, sen adam olmazsın. Konuşmaz. Gene bana çirkin resimler göster. Halil. Şimdi sırası değil. Ha, dur gitme. Başka şey söyleyeceğim yavrum. Bu seferki çok ciddi bir iş. Bak, piyano hocası olacaksın. Piyano hocası mı? Şimdi telefon numarasını vereceğim... Nilüfer ismindeki bir kıza... Tamam mı? Piyano hocasıymışsın gibi telefon edip... yeni notalarını alması için evine çağıracaksın. Kızı senin koynuna atacağım, öyle mi? Yok be yavrum! Şirketimizin işi bu. Sana ciddi iş diyorum. Yalnız çok dikkatli olmalısın. Dinle. Kenan Bey'e de iyilik etmek istiyorum ama... bana yardım etmeli... bana inanmalısın. Ne gibi yardım? Bana biraz kendinden, ailenden bahset. Babam biraz içkiyi fazla kaçırdı mı ver yansın ederdi amcama. Bir zaman sonra lüks bir arabaya bindirip amcamın yanına gideceğimi söylediler. Ufacık valizim ve perişan kıyafetimden başka hiçbir şeyim yoktu. Villada tek gördüğüm insan, her şeyimle meşgul olan orta yaşlı bir kadındı.
Çoğu zaman suallerimi karşılıksız bırakır, fazla meraklı olmanın insana zararlı olduğundan söz ederdi. Sonra bir gün amcamla karşılaştım. O günü hiç unutmam. Beni sevdiğini hemen anlamıştım. Bana sarılmak, kucaklamak, bağrına basmak istiyor, fakat her nedense hiçbir harekette bulunmuyordu. Neden sonra yanındaki kadını fark ettim. Hiç de severek bakmıyordu bana, amcamın karısıymış. Sevmedik birbirimizi. Sıhhatli, oldukça neşeli bir kızdım, yengem varlığımdan rahatsız olmuştu. Böylece uzun seneler geçti, ta ki yengemin kaza geçirdiği güne kadar. Uzun tedavi günleri yengemin sinirlerini iyice bozmuştu. Amcamsa işlerinin çokluğundan pek yanında kalamıyordu. İşte bu sıralarda yengemin hasta bakıcısı olarak Selma karıştı aramıza. Zamanla yengemin felçli durumunda bir düzelme oldu, tekerlekli arabasıyla dolaşmaya başladı. Evde kapalı kalmasın diye bir kotra satın aldı amcam. Kotranızda çalışan adamın ismini hatırlıyor musun Nilüfer? Hatırlamıyorum şimdi. Sevimsizin biriydi. Tarif edebilir misin? Uzun boyluydu. Çok konuşur, devamlı içerdi. Kafasında saçı yoktu. Yengem de hiç sevmezdi onu. Ama bir gün... Evet, bir gün ne oldu? Yengem feci şekilde boğularak öldü. Cesedini günlerce aradılar, bulamadılar. O günden sonra da Selma bizde kalmaya başladı. Amcan seviyor mu Selma'yı? Evlenecek mi onunla? Bilmiyorum. Bu anlattıklarını öğrenmem iyi oldu. Neden yardım etmek istiyorsun bize? Neden mi? Pınar gibi berrak gözlerini, tertemiz saf yüzünü, o yaralı ceylan ifadeni seviyor, beğeniyorum da ondan. Çok acılı bir insanım. Benimle böyle konuşmayın. Hiç kimseye inanmak istemiyorum. Korkma benden. Seninle sadece arkadaş olacağız. Gözlerinin derinliğine baktığım zaman bu dünya yaşanmaya değermiş diyorum. Şimdiye kadar duymadığım huzuru senin yanında duyuyorum. En sevdiğim arkadaşım olacaksın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Kenan Bey, sigorta ajanı Osman Bey. Memnun oldum, buyurun oturun. Hanımefendi bahsetmişlerdir, sigorta işiniz için geldim. Evet, bahsetmişti. Poliçelerinizi hazırlattım. İmzalatmak istiyorum. Ben pek gerekli bulmuyorum. Ama madem buraya kadar zahmet ettiniz, yenileyelim bari. Bu sene müşterilerimizin lehine bir yenilik daha yaptık Kenan Bey. Mesela bir araba çarpması halinde, karşı taraf sigortalı olmasa dahi biz zarar ziyanı ödüyoruz. Peki, bunu başka şirketler yapmıyor mu? Yapmıyor efendim. Geçen seneki miktarın aynını hazırladım. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben müsaadenizi istirham edeceğim. Bir şey içer misiniz Osman Bey? Zahmet etmeyin. Bu tarafa gelmişken bir iki müşterimize daha uğrayacağım. Sana telefon edeceğim. Bekliyorum.
Memnun oldum. Gıyaben tanışıyoruz zannederim Sayın Kel Esat. Osman Kartal Bey, tam hayat sigorta şirketi ajanısınız ha? Getirin karşıma şunu! Öt, öt! Köpek! Fazla rahat olma evlat! Elimdeki şu poliçelere göre ikiniz de suçlusunuz! İstediklerimi yapmayacak olursanız... Kenan Bey için hazırlanmış bu hileli evrak çok işime yarayacak! İş tehditle avunulmaya kaldıysa vay anam vay! Desenize cümbüş var! Bırak soytarılı da dinle beni! Bir... Kenan Bey'i sigorta şartlarına uygun bir şekilde öldüreceksin. İki... Selma beni çok sever, sana yardımcı olacağına inanıyorum, istifade etmeye bak. Üç... Kenan Bey'den kalacak miras işinden çok para vereceğim sana! Ağlama! Biliyorum seni çok üzdüm. Ama elimde değil. Her iş kendiliğinden uzuyor. Keyfimce yaşamayı, seninle baş başa kalmayı öyle arzuluyorum ki Selma! İnsanlara işkence etmekten zevk alıyorsun, nefret ediyorum senden! Ben de insanlardan nefret ediyorum. Kuvvetli olmaktan zevk duyuyorum. Yalvarırım sana Esat, beni başka işlerine karıştırma! Söz veriyorum, hiç kimseye bir şey söylemem! Açlıktan nefesin kokuyordu. Çocuğun ölmek üzereydi bana geldiğinde. O zaman böyle konuşmuyordun. Lanet olsun sana geldiğim güne, lanet olsun! Böyle olacağını bilseydim... kendi ellerimle öldürürdüm yavrumu! Canımı sıkıyorsun Selma! Gel kollarıma sevgilim. Senden tek istediğim çocuğumu bana vermen! Çok özledim yavrumu! Dayanamayacağım artık! Bana ve çocuğuma yaptığın bütün iyiliklerin karşılığını fazlasıyla ödedim sana! Yalvarırım Esat! Daha fazla ayırma beni çocuğumdan! Uzaklara, çok uzaklara giderim! Kimsenin beni bulamayacağı yerlere! Kes artık be! Böyle dramatik laflara karnım tok! Bu işi senden başka kimse bitiremez! Bunca emeklerin boşa mı gitsin istiyorsun? Şunu da aklından çıkarma... bana bir numara yapmaya kalkarsan... sevgili yavrunun soğumuş cesedine kavuşursun! Alçak, haydut! Sen bir yılansın! Sen de! Hayır! Aklını başına topla Selma! Kenan'ı öldürtmelisin Osman'a! Hayır, hayır! Biliyorum... Kenan'la evlenmek istiyorsun... ama imkansız bu! Karısı olamayacaksın hiçbir zaman! Fırsat vermeyeceğim buna! Kenan yarınki seyahatinde ölmeli!
Alo! Ne haber Dilberler Dilberi? Kenan hareket ediyor mu? Evet, valizini hazırladım. Her şey tamam. Selma Hanım! Ne oldu? Selma Hanım! Ne istiyorsun? Bey kaza geçirdi! Kaza mı geçirdi? Ne kazası? Havuzu temizletirken ayağı kaydı. Doktor çağırmanızı istiyor. Peki, ben haber veririm. Olur efendim. Alo, alo! Selma! Ne var, ne oldu? Kenan kaza geçirmiş. Ne olacak şimdi? Telefonda konuşmamız doğru değil. İlk fırsatta bana gel. Bekliyorum. Peki. Oh, neredesin? Gelsene. Orada işim vardı canım, hadi gidelim. Nasıl oldu amcacığım? Kötü! Yosun üzerine mi bastın? Çok acıyor mu? Çok acıyor kızım. Doktora haber verdiniz mi? Evet. Bugün muhakkak yola çıkmam lazım. Bana Selma'yı çağırır mısın kızım? Biliyordum! Bu işin olmayacağını biliyordum! Arabayla gitseydi bile mutlaka bir aksilik olacaktı. Üzülme, başka bir yol buluruz. Hayır Osman! Artık hiçbir yol bulmaya lüzum yok! Korkuyorum! Başımıza daha büyük felaketlerin gelmesinden korkuyorum! Bak Osman! Sana, senin iyi bir insan olduğuna bütün kalbimle inanıyorum! Esat'tan kurtulmak için böyle bir fırsatı kaçırmayalım! Vazgeçelim bu işten! Her şeyi beraberce polise anlatalım! Delirdin mi sen? Bırak bu saçma lafları, hiçbir şey yapamayız! Hayır! Hayır! Kimse ölmeyecek! Kimseyi öldürmeyeceğiz! Bu işler için Esad'ın hesabına beni kandırmaya çalışırken böyle düşünmüyordun ama! Tanımıyordum seni! Kimsem yoktu benim! Çocuğum hastalanmıştı! İşsizdim! Yavrumu doyurmam, hastalığına çare bulmam lazımdı. Evlilik hayatım bana hiçbir şey kazandırmadı. Kocam beceriksiz, ayyaş ve serkeşti. Bu yüzden konu komşu nefret ederdi. Günahsız yere yapayalnız yaşardım. Ölüsüyle karşılaştığım zaman biricik yavrumla baş başa kalmıştım. Kapı kapı dolaşıp iş arıyor, çalışmak istiyordum. Her gittiğim yerden itildim, kovuldum. Kimse elimden tutmuyordu. Her geçen gün yavrum biraz daha eriyor, önüme yaklaşıyordu. Sonra bir gün Esad'a rastladım. Herkesin aksine ilk defa bana çok iyi davranan bir insandı. Çocuğumu bir ailenin yanına yerleştirip baktıracağına, bana da hasta bir kadına bakmak üzere iş bulacağına söz verdi. O kadar çaresiz ve bitkindim ki, hiç düşünmeden kabullendim. Çocuğumu benden söküp aldılar. Beni de Kenan Bey'in felçli karısına bakmak için tecrübeli hemşire diye işe başlattılar. Esat çocuğumu öldüreceğini söylüyor, onu bana göstermeyerek bütün isteklerini yaptırıyordu. Esad'ın elinde bir kuklaydım. Felçli kadının ölüm hadisesi kapanınca bana para vererek çocuğumla birlikte beni serbest bırakacağını vaat etti. Ama sonra, sonrasını sen de biliyorsun. Bir başka pislik, gene pislik, hep pislik, pislik, pislik. Seni niçin kandırmak zorunda kaldığımı anladın mı Osman? Mecbur edildim buna! Şimdi de mecburuz! Kenan ölecek! Tren yolculuğunda başına bir kaza gelmesi daha inandırıcı olur! Kaç treniyle gidiyor? 9.45! Güzel!
Gider ayak ne aksilik, temizletmez olsaydım şu havuzu. Ya evet, çok büyük aksilik. Tren yolculuğunu da hiç sevmem. Bizim istasyonda duracak değil mi? Evet, duracak, danışmaya sordum. Ben belki birkaç gün kalırım. İstasyona kaçta geliyordu tren? 9:45'te. Şu püroyu al, lazım olacak. Öldü mü? Evet, hadi çabuk yardım et bana. Heyecanını belli etme. Tren hareket ettikten sonra vakit kaybetmeden kararlaştırdığımız yere gel. Olur. Hadi. Osman, korkuyorum, gidelim buradan. Cesedi ne yapacağız? Trenin geçişiyle beraber cesedi yola yakın bırakmış olmamız lazım. Yanlışlıkla kapıyı açıp düştüğünü sansınlar. Sen burada bekle. Planımız yolunda gidiyor Kenan Bey. Biz gittikten sonra kimseye görünmeden kaybolun. Kararlaştırdığımız yerde benden haber bekleyin, tamam mı? Tamam, sağ ol. Hiç merak etme sen. Hadi çabuk. Öldü demek. Başın sağ olsun. Ben ölü olarak daha ne kadar saklanacağım? Bu işler haddinden fazla uzadı. Boş durmadığımı görüyorsun. Bazı işler vardır ki düşünüldüğü kadar çabuk halledilmez. Bana akıl öğretme Esat. Aylardır bu dört duvar arasında gün güneş görmeden tek başına yaşamanın ne olduğunu bilir misin sen? Bu işimizi beraberce düşündük güzelim.
bazı engellerin olabileceğini başından beri biliyorduk. Ama sen... Evet, ben! Ben! Her şey ben! Ama bu kadar uzamayacaktı Esad! Bu kadar uzamayacaktı! Senin sinirlerin bozuk gene. Bu durumda konuşmamızın bir faydası yok. Darılma bana Esad! Beni anlamaya çalış! Çok yalnızım burada! Son zamanlarda çok seyrek gelmeye başladım. Tahammülüm kalmadı artık. İki söz söyleyebileceğim bir kedi bile yok etrafımda. İş çok iyi başladı. Biraz acele edersek her şey tersine dönebilir. Sabırlı ve dikkatli olmalıyız. Peki Esad, gayret edeceğim. Gitmem lazım güzelim. Planımızın gerçekleşmesi için sadece iki engel kaldı. Nilüfer ve Selma. Ah, minder üstünde pire! Sıçradı gitti her yere! Ah, benim yârim! Sıçradı gel bana biraz! Ne? Kimi aradın kızım? Fikrini Hanım'ı arıyorum teyze. Burasını tarif ettiler de. Ha, benim! Ne istiyorsun bakayım? Sizinle çok mühim bir mesele konuşacağım. Ay, mesele! Bayılırım meseleye! Mesele! Gel beni biraz kesele! Ay, kesele! Ben çocuğumu arıyorum teyze. Ne? Çocuk mu? Ah, ne çocuğu bu? Çok zaman önce buraya hasta bir çocuk bırakılmış. Çocuk! Bakılmak için. Bak teyze! İyi düşün! Beni Kaptan Esad gönderdi. Hatırladın değil mi? Ne olur, biraz düşün, yardım et bana. O benimdi, benim çocuğumdu. Yerini, izini bulabilmek için neler çektim bilemezsin. Yalvarırım söyle, ne oldu, nerede yavrum? Hatırladım! Kaptan Esat'ın getirdiği çocuk! Ah, hatırladım, hasta çocuk! Ay canım! Çok hastaydı değil mi? Ama o öleli çok oldu. Olamaz! Ölemez o! Benim yavrum ölemez! Yalan söylüyorsun! Ölemez benim yavrum! Ölemez! Bütün çektiklerim onun yaşaması içindi! Onun için lekelendim! Onun için çirkefe battım! Ölemez o! Ölemez! Öldüremezsiniz benim yavrumu! Öldüremezsiniz! Kendine gel be kadın, al çocuğu! Günaydın aslanım Osman! Sütünü içip gazetelerini okudun değil mi? Hayır, okumadım. Bol soğanlı çoban salatası yapıp yedim. Peki! Olur, hemen geliyorum.
Benim kim olduğum önemli değil komiser bey. Ama madenci Kenan Sürer'in katili, Tam Hayat Sigorta Şirketi'nin ajanı Osman Kartal'dır. Evet, gerekli deliller postada. Tamam şef, anası bellendi Osman Kartal'ın. Ne aksilik değil mi? Daha tek taksit almadan şirket 5 milyon lira ödeyecek. Evet, çok üzüldüm. Ben de senin için çok üzülüyorum, ne dedim de sana? Şevket abi ya, ama... Ne aması be? Cinayet bu, cinayet! Kaza falan olamaz! Elinde delil var mı? Delilim yok ama tam 20 yıllık tecrübem var. İntihar olamaz mı? Hah, intiharmış! Zehirle intihar olur, tabancayla, hava gazıyla, kendini denize atarak, kezzap içerek intihar olur. Ama şimdiye kadar kendini trenden atarak intihar edene hiç rastlamadım. Neden olmasın? Olamaz! Çünkü adamın ölü bulunduğu yerin biraz ötesinde yol inşaatı var. Tren orada yavaşlıyor. E hangi budala kendini öldürmek için yavaş giden trenden aşağı kendini atar? Bal gibi cinayet bu Osman! Arkasından biri itti. Aşağıda bekleyen suç ortağı da kafasına vurup öldürdü. Ne demek istiyorsun Şevket abi? Kenan belki de trene dahi binmemiş olabilir. Evet! Ona benzer biri bindi, Kenan'ı daha önce öldürüp cesedini de tren yoluna koydular. Yandın Osman! Çekiciğin var benden! Bir iki gün daha sabret, sonra şenliği benden seyret! Affedersiniz, Osman bey'i arıyorduk. Hangi Osman'ı? Bu şirkette çalışan ajan Osman Kartal'ı. Ha, şu Osman, şu odada çalışır. Teşekkür ederim. Hayrola? Osman! 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 Kulaklarını iyi açıp beni dinle, köstebek! Selma ile Osman bize oyun oynamak istedilerse de muvaffak olamadılar. Nedense Kenan'ın tam yola çıkacağı gün ayağını burkması pek ciddi gelmemişti bana. Şayet onları takip edip de kıstırmasaydım, foyaları meydana çıkmayacaktı. Kenan Sürer'i öldürmek de bana kısmetmiş! Şu andan itibaren yıldırım harekatı başladı. Bu gece yarısına kadar her iş bitecek. Affetmek yok ona göre. İlk ve de son işiniz Selma ile Nilüfer'i yok etmek. Kaçıracaksınız! Dikkat edin Selma'ya! Zahmet etmene lüzum yok, ben buradayım! Çok güldün Esat! Sen güldün, ben ağladım! Ama artık gülme sırası bende! Tabii yavrum! Ben de şimdi seni aratacaktım! Ben senin nasıl adam arattığını bilirim! Senden Kenan'a ait imzalı poliçeleri bana vermeni istiyorum! Deli olma Selma! Bunca güçlüyü bugüne gelebilmek için çektik! Bak şimdi her şey düzeldi! Bütün düşüncelerimiz, planlarımız hepsi tamam! Fakat sana ne oldu anlayamıyorum! Zenginiz artık Selma! Zengin olacaksın çocuğun, sen, ben, hepimiz! Çocuğum! Sen ve ben ha? Hangi çocuğum? Açlıktan, bakımsızlıktan kıvranarak ölen çocuğum mu? Ölüm anında bile bir yudum suya hasret giden çocuğum mu?
son nefesinde kollarıma alıp bağrıma basamadığım çocuğum bu. Mezarını bile bilmediğim çocuğum bu. Çabuk, çabuk ver poliçeleri Esat. Daha seninle çok işimiz var. Dur! Sakın bir numara yapmaya kalkma, yutmam! Kasayı açtıktan sonra çekil kenara! Hemşire bozuntusu seni, bana numara ha! Bu işin suyu çıktı artık, her iş süratle halledilmeli! Çiftlikteki evi hazırlayın, bütün işler bitince orada toplanırız! Herkes gözünü dört açsın, aptallık istemem! Bu kadını ne yapacağız şef? Şu anda onunla uğraşacak zamanımız yok! Hava kararınca leşini açık denize atarsınız! Tamam şef! Önemli işiniz, Nilüfer kaçırılacak, hazırlanın! Seninle biraz konuşmam lazım Şevket abi. Ya! O günkü yediğim halt için özür dilerim abi. Öyle hareket etmeye mecburdum. Polisleri bir an karşımda görünce ne yapacağımı şaşırdım. Meseleyi halletmem için zamana ve düşünmeye ihtiyacım vardı. Dinle Osman! Şirkete girdiğin günden beri seni sevdim ama bu cinayet işi çok kötü. Yoksa sen de merkez gibi düşünüyorsun? Tam kararımı vermedim. Yalnız bu son olaylarda bazı garip rastlantılar var. Ne gibi abi? Anlatacağım. Ama daha önce bazı sualler sormam lazım. Mesela olay gecesi neredeydin? Sinemadaydım. Sinemaya gitmiş olman bir şey ifade etmez. Nasıl etmez abi? Filmi anlatırım sana. Beni enayi yerine koymaya çalışma Osman. En kızdığım şeydir bu. Filmi başka bir gün seyrettim. İyi ama abi... Kesme de devam edeyim. Sinemadan çıktın. Kenan'ın trenle gideceğini biliyordun. Selma ile beraber bir yerde belki de bir otomobilin içinde öldürdünüz adamı. Pardesüsünü giyip kendini ona benzettin ve trene bindin. Yol inşaatına yakın bir yerde Kenan'ın ölüsünü tren yoluna koydun. Çıldırdın mı Şevket abi? Neden cinayet işleyecekmişim ben? Kadına tutuldun. Sigorta parasını beraber yiyecektiniz. Belki de kafana o soktu bu fikri. Sana söylemiştim, kadınlar yüzünden başın belaya girecek diye. Kenan poliçeyi kendi rızasıyla imzaladı, habersiz değil ki. Orasını daha çözemedim. Kim bilir nasıl şeytanca planladın. Ama sen de her katil gibi bir hata, ufak bir hata yaptın Osman. Üzerinde ismin yazılı çakma polis nerede buldu biliyor musun? Kenan'ın trende bıraktığı pardüsünün cebinde. Seni polise teslim edeceğim. Ben öldürmedim onu! Ben öldürmedim diyorum sana! İspat et, tahminlerimin yanlış olduğunu söyle! Kenan'ı tren yoluna bırakıncaya kadarki tahminlerinin hepsi doğru. Ama öyle değildi o zaman. Sadece bayılma numarası yapmıştı Kenan bey. Anlaşmıştık onunla. Kenan'ı öldüren başka biri. Biz ayrıldıktan sonra öldürüldüğü muhakkak. Bu palavralar bana yutturamasın Osman! Benimle beraber geleceksin! Kusura bakma Şevket abi, başka çarem yoktu. Kaptan!
Demek tanıdın beni ha? Allah kahretsin! Oh, Esat Bey! Bu ne mutlu tesadüf! Sözleşsek böylesine buluşamazdık. Az daha şenliği kaçırıyormuş. Parlayın, oluşturmayın şunu! Yaklaşın abinize, kardeşlerim, yaklaşın! Hikaye anlatacağım size. Gelin bakalım. Okşanmaya mühtaç kardeşlerim benim. Gel bakayım. Kaç. Şapkını kuvvetini sevsinler. Gel bakayım. Hasan hoş geldin. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Dur. Bakayım karnın davul çalınmaya müsait mi? Aferin sana oğlum Osman, formundasın bugün. Şu asma kabaklarını sorguya çekmeli. Yoksa bizim kız elden gidecek. Gelinlik kızlar gibi ne dolaşıp duruyorsunuz be? Elinizi çabuk tutun, hadi, hadi! Osman abinize veda etmeden mi cızlamı çekiyordunuz? Ayıp, ayıp, ayıp! Suçunuz büyük sizlerin, okşamak lazım! Hele şunun tadına bir bak! Sen gel! Gel! Ya buna ne dersin? Amma sağlam çenem varmış be! Şansınıza şükredin, kadın okşamaktan ellerim yumuşamış da ondan! Balyoz Osman geliyor! Geliyorlar! Sen bana kızı getireceksin! Şenlik yeniden başlıyor. Bu Esat çok inatçı. Kolla kendini. Gelin bakalım İspinozlar, yalnız acele yok, sırayla gelin. Gel! İn aşağı. Allah'ın belası herif, bu herif şeytanın ta kendisi! Saldır herkese, saldırın! Gelin çocuklar, gelin! Ulan zencefil kokulu hergeliler, bayram arabasına binmiş bebeler gibi ne kırıtıyorsunuz? Vurun, öldürün, hadi! Şeytanın dölü! Kızı öbür arabada muhafaza edin! Hepiniz teker teker çiftliğe gideceksiniz!
Bahtiyar baba, sen ha? Ne işin var burada? Salata yapmak için eve gübeci topluyordum. Ama kısmette katır tırnağına rastlamak varmış. Seni çok fena okşamışlar be evlat. Bu sefer sert kayaya çarpmışa benzersin. Çok kalabalıktılar. Ne kadar zamandır baygın kaldım acaba? Ben geldiğimde 9. uykundaydın. Of, çok vakit kaybettim, bir şeyler yapmam, gitmem, yetişmem lazım. Nereye evlat? Çiftliğe. Hangi çiftliğe? Babanın çiftliği mi orası? Hangi çiftliğe mi? Sahibini hiç düşünmedim. Daha bir müddette düşünemezsin. Bu işler kadınlarla yapılan gırgıra benzemez evlat. Kafayı iyice toplamak, bir defa da karar vermek lazım. Senin bildiğin tatlı işler var galiba baba. Biz yaştakilerin yapacağı tek numara bilgiçliktir evlat. Edebiyatı bırak baba. Bu laflamalar için ayrı bir seans yaparız. Sen de lazımsın bana. Yok evlat, yok. Ben bu yaştan sonra gürültüye gelemem. Sonra saatim de müsait değil, biliyorsun. Elindekini torik avlamak için mi taşıyorsun yanında, bize de mi lolo? Vallahi ne avlayacağım belli değil bu yaştan sonra. Senin güzel hatırın için çiğ tavuk da yeriz evvelallah. Çok işler yaparsın sen. Önce beni nasıl takip edip buldun, anlat bakalım. Şu yavrunun suyunu biraz ısıtsaydık da üşümeseydi ha, ne dersin? Sen kendi işine bak derim, onun suyu ısındı zaten. İşte fena malzeme değil hani. Fazla karışma bu işlere. İnsanın başına iki hastalıktan bela gelir. Biri meraktan, biri de... Senin bana Esat'ı sorduğun günden bir müddet sonra Arnavut Kadri gelip senin hakkında bir takım sualler sordu. Hemen bu insanlarla dalaşmış olduğunu anladım. Bir müddet sonra... Baba. İyi okşuyorum evlat. Pek sallanma hadi. Geldim tatlı abim.
Vay anasını! Bir an 10 kişinin arasına düştüm zannettim. Vay vay benim ihtiyar gözlerim! Bu da kim ki? Osman! Oğlum Osman! Çabuk bak buraya! Gel evlat, gel! Anlamadığım bir yaratık var burada! Selma! Selma! Osman! Osman! Ne kadar korktum bilemezsin. Biliyorum yavrum. Ama artık korkma, yanındayım. Bütün bu kötülükleri senin başına ben sardım. Çok suçluyum, biliyorum bunu. Şimdi bunların sırası değil Selma. Esat ve Nilüfer nerede? Aman Allah'ım! Nilüfer! Arnavut Kadri'yle Esat yukarıdaki eve götürmüşlerdi onu. Yukarıdaki ev mi? Evet! Hemen bu binanın arkasında! Baba, sen hemen polise telefon edip yardım iste. Esat ve adamları da burada, adresi bildirmeyi unutma. Allah rızası için şu Osman'ı ele geçirdiğinizde 5 dakikacık bana teslim edin komiser bey, yalvarırım size! Sakin olun Şevket bey, buyurun oturun. Az önce Selma adında bir hanım telefon etti. Verdiği adrese gelmemizi istedi. Uzun zamandır peşinde olduğumuz bu çetenin yerini daha önce biliyordu. Kadının ifadesine göre asıl katil aradığımız Kelesat olup Osman'la cinayet işinin bir ilgisi yok. Öyle mi? Aslanım Osman'ım! Başla! Konsültasyona geciktiğim için hepinizden özür dilerim. Ama yolum o kadar tehlikeliydi ki, bundan daha hızlı gelemedim. Kim bu davetsiz misafir? Osman Kartal, Tam Hayat Sigorta Şirketi ajanı. Aaa! Demek şu meşhur Osman sizsiniz. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref oldu hanımefendi. Acele buyurmayınız Osman bey, tanışma merasiminiz fazla uzun sürmeyecek. Babanın eline evlat, adam öldü! Etrafı kolla sen! Sen ha? Yaşıyorsun demek! Aman Allah'ım! Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum! Çekil yolumdan Selma! Yoksa kötü olur senin için! Benim için kötü olacak hiçbir şey kalmadı artık! Her kötülüğü siz zaten yaptınız! Kaybedecek neyim kaldı ki? Hoplak seni! Bir de kaçmaya kalkıyorsun ha!
Şeytanın dölü, büyük babandan haber var. Seni yanına istiyormuş. Gel gel. Bravo, bravo. Hiç de fena sayılmaz. Başka türlü okşuyorsun be evlat. Başka türlü okşarım baba. Osman'a ilham geldi. Bırak onu Osman, biz konuştururuz. Kanun adına teslim olun. Osman! Osman! Bundan sonraki hayatında sana yardımcı olacağım Selma. Buna inan. Abin batsın. Bak, çenem hala sızlıyor. Kusura bakma Şevket abi. Biraz sert okşamışım. Seni deli fişek seni. Yerimi ancak sen dolduracaksın.